Hayallerim gerçekleşiyor. Tam şu anda gerçekleşiyor. Yaklaşık 1-1,5 saat sonra uçağım kalkacak ve sabah Berlin'de uyanacağım. Yepyeni bir hayata başlayacağım. Berlin'deki ilk sabahıma birazcık hangover uyandım. Çok havalı, çok tatlı insanlarla tanıştım. Şu anda odamı düzenlemeyi bitirdim ve çok da tatlı oldu. Yani gerçekten bence çok tatlı oldu. Berlin'e taşınıyorum. Hayallerimin şehrine taşınıyorum. Hayallerim gerçekleşiyor. Tam şu anda gerçekleşiyor. Aslında çok ilginç ilerliyor süreç. Yani ben böyle durumlarda normalde inanılmaz stresli olurum. Ama hem böyle çok rahatım, hem içimde en ufak bir olumsuz duygu yok. Ne olduğunu belki anlayamıyorumdur ama şöyle diyeyim size. Berlin'e taşınma bavulumu bugün hazırladım. Yani uçuşuma saatler kala. Bilmiyorum, benim de alışkın olmadığım bir rahatlık, o yüzden açıklaması da güç. Annemle babam bıraktılar beni bugün havaalanına. Arabayla bir saat yol geçtikten sonra dedim ki, ben pasaportumu yanıma aldım mı acaba? Ki ben böyle şeyleri defalarca kontrol ederim normalde ama hani kontrol etmemişim bile. Çünkü hani eve dönüyorum. Sanki ekstradan hiçbir şey taşımam gerekmiyor. Oraya gittiğimde her şey hallolacak gibi. Böyle böyle hisler yani, anlayacağınız. Şu an saat 2:24 civarı. Yaklaşık 1-1,5 saat sonra uçağım kalkacak. Ve sabah Berlin'de uyanacağım. Yepyeni bir hayata başlayacağım. Yani dile kolay. Umarım yaşaması da kolay olur. İşlerim de kolaylıkla gider ama söylediğim gibi içimde hani hiçbir kaygı, endişe yok. Gideceğim ve her şey kendiliğinden hallolacakmış gibi. Bir rahatlık ve mutluluk ve hafiflik. Bilmiyorum. Herkese yeniden selam. Şu an Berlin'deki yeni odamdayım. İnanılmaz yoğun geçen ve hala geçmekte olan bir gün oluyor. Zaten sabahın köründe Berlin'e vardım. Sonra 40 kilo yükü oradan oraya, oradan oraya taşıdım. Buraya geldiğimde zaten canım çıkmıştı. O yüzden böyle yattım. Bir 3-4 saat deliksiz uyumuşum. Sonra kalktım, işte Omar'lara gittim. Orada yine yemek yedik. Ondan eşyalarımı aldım. Bilmiyorum, şunları falan hatırlar mısınız geçtiğimiz seneden, ama bunları neyse sonra göstereceğim. Şimdi geri döndüm, hazırlandım, koştur koştur birisiyle buluşmaya gideceğim. O birisi de nasıl şey yapılır? Hani böyle okullarda yeni başlayan öğrencilere yardımcı olsun diye buddy programları oluyor ya. Alman bir arkadaş atıyorlar sana ki yeni geldiğinde sana yardımcı olsun. Bana da bu sefer böyle ilgili birisi denk geldi. Yani böyle buluşmaya falan bayağı istekli birisi denk geldi. Hatta havaalanından falan da almayı teklif etmişti ama dedim o kadar sabahın köründe uyanmana gerek yok. Sonrasında gün içinde buluşuruz. Şimdi de onu yapacağız. Böyle gidip onunla buluşacağım. Böyle hızlı bir başlangıç oluyor şu anda. Bu arada odayı 2 saniyede böyle savaş alanına çevirdim ama artık o 5 saat sonraki öykünün problemi. Onu bir şekilde halledeceğim. Şimdi yavaştan çıkıp gideceğim. Döndüğümde de umuyorum ki şuraya birazcık böyle el atabilmeye başlarım. Thank you.
Arkadaşlar günaydın. Berlin'deki ilk sabahıma birazcık hangover uyandım. Dün söylediğim gibi işte okuldaki buddy'mle akşam buluştuk. Bir bar bulduk böyle oturduk falan. Sonra orada çalışan adam da böyle hadi next round, hadi next round diye diye bize böyle içirdi yani. Sabah uyandığımdan beri yataktan kalkmaya çalışıyorum ama bir başım ağrıyor, bir midem ağrıyor falan. Gençliğinizin kıymetini bilin diye nutuk atarmışım 23 yaşımdan. Onun dışında şu an gerçekten o da bir savaş alanı. Hani neyse ki zaten hani eşyalı döşenmiş odaya geldim ama dün hiçbir şeye başlayamadım yani. Gerçekten hani tüm bavulları açtım. İçinden işime yarayacak şeyleri aldım ve çıktım. Şimdi bugünün işi bu. Bunlarla uğraşacağım. Akşamında da bizim bölümdeki insanlarla böyle bir toplu buluşma olacak. Onlarla tanışmaya gideceğim. Evet, şimdi birazcık daha oyalanmadan, ertelemeden bu toplanma, temizleme işlerine girişmem gerekiyor. Şimdi bir yandan yatağı toplarken bir yandan da size yine böyle küçük bir story time yapacağım çünkü anlatmazsam çatlarım. Dün gece uçağıma bindiğimde cam kenarına oturacaktım. İşte orada oturan kişiden müsaade istedim falan. Geçtim, tam oturduğumda kız döndü bana dedi ki daha bu sabah senin videonu izledim. Hatta şey dediğim videoyu izlemiş. Hani daha önceki gelişimde de burada birisiyle karşılaşmıştım ya, tanındığıma şaşırmıştım falan. Onu izlemiş. Şimdi yine öyle bir an yaşandı falan deyip böyle güldük hatta. Bunu burada anlatacağımı da büyük ihtimalle tahmin etmiştir, bilmiyorum. O koridor tarafında oturuyordum. Ben cam kenarında oturuyordum falan. Biz böyle YouTube muhabbeti yaparken ortamızda oturan çocuk, o da böyle Erasmus'a gidiyor. İşte o da merak etti YouTube kanalım mı var falan filan diye. Böyle yürüyen promosyon gibiyim. Kanalımın promosyonunu sosyal medyada falan çok yapmıyorum. Instagram'da bile çok nadir paylaşıyorum ama gerçek hayatta böyle şey. Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yani şaşırmamın nedeni şu ki ben öyle on binlerce, yüz binlerce falan izlenmiyorum. O yüzden hani gerçek hayatta tanınma şansım da çok fazla değilmiş gibi geliyor. Odasını kiraladığım kızın da böyle bir sürü şeyi var. Çok tatlı dekore edilmiş. Ben biraz şu işleri halledeyim, aslında odayı da gösteririm de. Şimdi değil. Şimdi değil daha. Of, çok iş var. Haydi şu yatağı toplarken anlatayım dedim. Yine oturdum anlattım. Aynen topladın o iki yatağı. Neysun. Arkadaşlar selam, umarım sesim şu an düzgün geliyordur. Bugün okul açılmadan önceki son günüm. Ben de o yüzden böyle hazır fırsatını bulmuşken eBay'den bir şeyler almak istiyordum. Onu almaya geldim. Böyle eBay'den bir şey almayı özellikle şeyden dolayı çok seviyorum. Şehirde normal şartlarda gitmeyeceğim yerlere, caddelere gidiyorum ve oraları görmüş oluyorum. Bugün de yine böyle bayağı buralarda gezindim ve çok güzel yani, bilmiyorum, burası Mite galiba. Bu arada odamı düzenlemeyi dün neredeyse bitirdim. Şimdi böyle artık son halini verip size de göstereceğim eve döndüğümde. Onun dışında dün işte bölümden insanlarla buluşmuştuk. O da çok tatlı geçti. Çok havalı, çok tatlı insanlarla tanıştım. Gittiğimiz yerde böyle sihir temalı bir bardı. Alman bir kızın önerisiyle gittik. Hani hiçbir fikrimiz yoktu. Sonra içeri bir girdim. Ben böyle zaten hani mekanın sahibini falan görünce abi dedim, Türk müsün? Sonra olay şeye kadar gitti yani. En son masanın üstünde bir Alman erik dalında oynuyordu. Onun da böyle görüntülerini buraya koyarım. İnanılmaz bir akşamdı yani, yine kendimi çok evimde hissediyorum. Arkadaşlar yeniden herkese selam. Şu anda odamı düzenlemeyi bitirdim. Yani tabii ki ufak tefek değişiklikler yapılabilir ama
Şu an en azından böyle bir yaşanabilecek bir düzen kurdum kendime. Ve çok da tatlı oldu. Yani gerçekten bence çok tatlı oldu. O yüzden böyle hiç uzatmadan başlayıp hemen göstereceğim. Sonra da bu böyle yerleşme, taşınma vlogunu burada tamamlamak istiyorum. Çünkü hayat çok hızlı akıyor ve ben artık bunu çekerken mesela böyle yeni bir vlog falan bile başladım. Berlin'e gelince üreticiliğim de geri döndü. Bu arada başlamadan önce böyle küçük bir not. Belki size gördüğünüz şeyler tanıdık gelebilir. Çünkü ben geçen sene Erasmus'ta kaldığım yurdun aynısında kalıyorum ve kaldığım oda tipi bile aynı. Yani tamı tamına aynı şeye geri dönmüş gibiyim. Ama işte burada kalan birisinin yerini kiraladığım için böyle eşyalısına gelmiş gibi oldum. Yani eşyalı demekle biraz az kalır çünkü kız böyle bayağı dekore etmiş, güzelleştirmiş odayı falan. Yılbaşına kadar buradayım. Ondan sonrasında yine evsiziz. Yine böyle bir şeyler arayacağız, bulacağız falan. Neyse şimdi başımızı sokacağımız yerimiz olduğuna şükrederek tura başlıyoruz. Şimdi burası giriş. Arkasında montları, çantaları falan asmak için kullanıyorum. Çok bir şeyi yok. Kapı falan diyor. Ondan sonra burada böyle ikili bir dolap var. Eşyalarımı dizdim. Ama şöyle bir şey, mesela odasını kiraladığım kişinin eşyaları da hala duruyor. Yani buranın şu kısmı mesela ya da şu aşağıdaki yerler ona ait. Ben de böyle karışmayacak bir şekilde kendi eşyalarımı dizdim buraya. Sonra bunun tepesinde işte böyle biraz bavulları dizdik. Ben sadece küçük bavulumu buraya koyabildim. Burada böyle bir boy aynası var. Sevindirici. Çünkü ilk geldiğimde hatırlarsanız aynam yoktu ve ilk iş gidip ayna almıştım. Sonra böyle bu köşede yatak ve yatağın yanında böyle küçük bir başucu masası gibi bir şey var. Buraya böyle genel olarak gece yüzüme sürmem gereken ama büyük ihtimalle yataktan kalkmaya da üşeneceğim şeylerimi koydum. Bir de burada Almanca bir kitap var. Uykumun gelmesine yardımcı oluyor. Sonra burası yatağım. Buradan görünmüyor ama bir sürü yastığım var. Yine bilmiyorum, hatırlar mısınız? İlk buraya taşındığımda yastıksız kalıp montlarımı yastık yapıp yattığım o sefalet günlerini buraya böyle hazır yatak yorgan böyle serili halde geldim. Yani ilk gün bayağı hazıra kondum. Şu işte benim geçtiğimiz sene yine Erasmus'tan kalma Omar'a vermiştim. O da bana geri verdi. Bir de valizime koyduğum en önemli eşya olarak bu sıcak su torbası. Çünkü Almanya'da soğuk bir kış beni bekliyor maalesef ki. Böyle dekorasyonlar var. Hatta yani odanın her yerinde böyle dekorasyonlar var ama bazıları böyle kişisel, hani kendi fotoğrafları falan olduğu için hani onları göstermeyeyim bence. Bir de yapışkanlı olduğu için böyle sökmek de istemedim. Hani sadece kendi dekorasyonlarımı da ekliyorum. Ya böyle odasını kiraladığım kızla benim dekorasyonlarım böyle ortak bir hayat oluştu bu odada. Bilmiyorum yani hani nasıl olacak ama. Sonra benim sevgili köşem. Bu aynayı hatırlayanlar lütfen yazabilir mi? Yani gerçekten benim Almanya'da aldığım ilk şeydi galiba. Yağmurlu bir günde bunu odaya taşımıştım ve normalde eşyalarla çok duygusal bağ kurmam ama bu aynayı bir ayrı seviyorum. Ve bunu da hani yine Omar'a bırakmıştım. O da atmamış. Hani kullanmamış da böyle depodan çıkardı, bana geri verdi. Eski bir dostuma kavuşmuş gibiyim. Gerçekten çok seviyorum. Sonracığıma burada işte böyle takı, tuku, toka İşte böyle aynanın karşısına makyaj malzemelerini, güneş kremlerini falan koydum. Ondan sonra dönüyoruz işte böyle. Burada masamız var. Büyük ihtimalle dönemin çoğunu geçireceğimiz yer. Bu yeni ajandam. Göstermek istedim. Çok tatlı bence. Bir de bakımını yapmam gereken böyle bana kalan bitkiler var. Ama umarım bu bitkileri öldürmem. Gerçekten çok üzülürüm öyle bir şey olursa. Umuyorum. Bakalım. Bir dönem boyunca bana emanetsiniz. Neyse. Sonra işte burada bana bir çekmece bırakmış sağ olsun. Buraya böyle ıvır zıvırları attım. Bu alt çekmeceler bayağı şey yani, onun eşyaları. Sonra burada işte bir kitaplığımız var. Bu arada yani odanın her yeri böyle peluş hayvanlarla dolu. Benim hiç yoktu mesela ama bundan sonra kendi odamı aldığında ben de alacağım sanırım. Şöyle çok tatlı görünüyorlar her yerde. Bilmiyorum, çok tatlı. Baksanıza şuna. Bu arada bu ışıkları getirmiştim. Evden onları böyle taktım. LED ışıklarımı. Buraya kendi eşyalarımı koydum. Şuradaki saç ürünlerinin hepsini dün eBay'den aldım. Yine ücretsiz bir şekilde. eBay kadar sevdiğim bir şey yok galiba. Böyle bir iki tane falan getirebilmiştim yanımda. Hani bir şampuan, bir krem gibi. Ama şu an saç için böyle bir yıl yetecek kadar eşyam var. Sonracığıma burası böyle yine. Evet, burası bayağı şey ya. Burası karman çorman bir yer. Buraya hiç girişmeyeyim bile. Ben sadece şuraya böyle getirdiğim ilaçları koydum. Onun dışında hepsi odasını kiraladığım kıza ait. Sevgili mezuniyet plakam.
ojeler, işte burada Rusya'dan getirdiğim oynama kartları. Yine biraz daha peluş hayvan, biraz daha bitki. Bu üst tarafta da yine odasını kiraladığım kişinin kitapları var. Ama burada böyle Almanca okuma kitapları falan da var. Bunları büyük ihtimalle ben de okurum. Şu üstteki yapay çiçekleri geçtiğimiz sene apartmandaki arkadaşım Victoria bırakmıştı. Onları da Umar'a vermiştim. Onları da saklamış ve onları da geri aldım. Yani böyle gerçekten böyle her şeyim durup beni beklemiş gibi. Neyse geçiyoruz. Sonra böyle küçük bir ne denir buna? Konsol bir şey. Yani çekmeceli falan. Bu da böyle bayağı işlevsel görünüyor ama ben yine hani çok azını kullanıyorum. Böyle sadece bir üst çekmece falan galiba. Aynen sadece bu çekmeceyi kullanıyorum. Buraya kahve fincanlarımı koydum. İlk misafirim kim olacak acaba ki ona Türk kahvesi yapacağım. Bir sürü Türk kahvesi getirdim yanımda. Burada kirli sepeti var. Üstüne de bu çorapları nereye koyacağımı bilemediğim için böyle açığa koydum. Hani düzenli göründükleri için de açıkta durmaları beni çok da rahatsız etmedi. Ay. Böyle. Bir nefeste anlatmış bulundum ama odada gerçekten göstereceğim daha ne var bilmiyorum. Hani banyoyu ve mutfağı göstermeme gerek var mı bilmiyorum. Çünkü zaten geçen sene kaldığım yurt tipinin aynısı. Sadece bu sefer küvet yok, duş var. Bundan çok memnunum. O kadar hızlı bir yerleşme süreci oldu aslında. Hani bayağı yoruldum. 2 gündür böyle bavul açıyorum. Böyle buraları toparlamaya çalışıyorum ama buranın böyle eşyalı ve dekore edilmiş bir şekilde bana gelmiş olması bayağı iyi bir olaydı yani. Çünkü en azından böyle en gerekli şeyleri hani mutfak eşyaları olsun, yatak döşek olsun. Bunlarla uğraşmak zorunda kalmayınca zaten geriye işin eğlenceli kısmı kalıyor yani. Hani kıyafettir, kendi dekorasyonlarındır falan. Bu arada yani kendim de duvara asmak için arkadaşlarımla olan resimlerimi vesaire getirmiştim. Ama bilmiyorum böyle çok kalabalık olacak gibi geldi. O yüzden şimdilik kendi dekorasyonumu çok fazla yapmayacağım. En azından bir sonraki yerime kadar bakalım bir sonraki yerim neresi olacak. Ben göçebe. Evet öyle. O zaman bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize çok çok iyi bakın. Videoları izlerken keyif alıyorsanız, abone de olursanız çok sevinirim. Şimdilik benden bu kadar. Hepinizi kocaman öpüyorum. Biraz uykum var ondan. 40 kilo sonra 40 kilo tarafında oturuyordu. Kim bu ya? Moduna. Ay. Her yerde kıyafet. Tabii ki ufak tefek değişiklikler değişiklikler. Neyse.